20. pozisyonumuz bir turnuva pratiğinden alınmış ve 1994 yılında oynanmış bir parti. Beyaz Fiştik ve siyah Schlosser. Oyun berabere bitmiş. Ancak çok ilginç analizler var. Önce taşların konumunu söylüyorum. Beyaz Kale A8'de, Beyaz Şah F2'de, Siyah Şah E5'te, Siyahın 3 piyonu var. Denizli 5, E4 ve F5. Hamle sırası siyahta ve F4 oynamış siyahlar. Ve kale F8. Şimdi şahı oynayamıyor ya D4 oynayacak. F3 oynamış. Ve burada beyazdan çok şüpheli bir hamle. Kale A8 oynamış. Halbuki bir önceki örneğimizde incelediğimiz gibi şah D3 şah E3 oynayabilirdi. Şimdi burada D4 hamlesi gerçekten insanı korkutuyor. D4'e şah F2 oynuyoruz ve D3'e şah E3, şah D5'e kale E8, E4 piyonunu istiyoruz. F2'ye şah F2, şah D4'e kale D8 şah. Sonra da şah C3'e şah E3 ve şah C2'ye bekleme hamlesi yapıyoruz. Kale D6 ve şah C3'e de E4 piyonunu alıyoruz. Çünkü şah uzaklaştı D piyonundan. Ve D2'ye de şah E3 ile piyonu kazanıyoruz. Tabii ki turnuvada bunları hele de bu son yıllarda uygulanan zaman sistemiyle gerçekleştirebilmek gerçekten zor. Şimdi şah E3'e D4 demiştik. Şah E6 oynarsa kale D8 oynuyoruz. Kale D8'e şah E5 oynayınca da kale E8, şah D6 ve şah D4. Bu daha önce incelediğimiz pozisyonun aynısı. Şimdi kale A8 oynanmıştı. Kale A8'e D4 oynuyor siyahlar. Ve kale D8'e ise şimdi burada yine yapacak hamlesi yok. D3, şah E3'e, şah F5, kale F8'e, şah G4, kale G8 ve şah F5. Ve oyun burada berabere bitiyor. Taraflar berabere de anlaşıyor. Halbuki bu bizim 19. kale oyun sonunda incelediğimiz pozisyon. Kale E8 oynuyoruz. E4 piyonunu istiyoruz. Şah G4'e. Kale E4 oynuyoruz. Şah G3'e. Kale F4. D2. Kale F3. Şah G2'ye de kale F2 ile kazanmıştık. Burada da aynısı oluyor.